ahirette cehennemden kurtulmak ancak ve yalnız Muhammed Aleyhisselam'a tabi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan hayrat ve hesanat, yani bütün iyilikler, bütün keşifler, bütün haller, bütün ilimler Resulullah'ın yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa Allah-u Teala'nın peygamberine tabi olmayanların yaptıkları her iyilik dünyada kalır ve ahiretlerinin harap olmasına sebep olur. Yani iyilik şeklinde görünen istitraçtan başka bir şey değildirler. Nitekim dünyadaki faydalı ve hayırlı işlerden Cenab-ı Hakk'ın en çok beğendiği cami yapmaktır. Cami yapmanın çok sevap olduğunu bilen hadis-i şerifler vardır. Böyle olmakla beraber Tevbe suresinin 18. ayet-i kerimesinde mealen kafirlerin cami yapmaları caiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri kıyamette kendilerine yaramayacak ve Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkları için cehenneme girip çok acı azaplara sonsuz olarak azaplarla cezalandırılacaklardır. Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde mealen Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dininden başka din isteyenlerin dinlerini Allah-u Teala sevmez ve kabul etmez. Din-i İslam'ı arka çeviren ahirette ziyan edecek, cehenneme girecektir. Bir kimse binlerce sene ibadet etse ve ömrünü nefsini temizlemekle geçirse ve güzel huyları ile çevresindeki insanlara çok faydalı olsa ve keşfettiği aletler ile bütün insanlara faydalı olsa Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmadıkça ebedi saadete kavuşamaz. Nisa suresinin 13. ayet-i kerimesinde mealen Allah-u Teala'nın ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın emirlerini aldırış etmeyenler, beğenmeyenler cehennem ateşinden kurtulamayacaklardır. Bunlara cehennemde çok acı azap vardır buyuruldu. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz kimselerdir. Kardeşin kardeşinden kaçacağı, ananın evladını tanımayacağı o gün için hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler dünyada da ahirette de zarardadırlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Bu kısa zamanda yalnız dünya lezzetleri ile değil, belki bu fırsatta tohum ekmek ve bir hayırlı iş, yani Allah-u Teala'nın beğendiği, razı olduğu işi yaparak ayet-i kerimede bildirilen kat kat fazla meyveleri toplamak istemelidir. Cenab-ı Hak bu kısa zamanda yapılacak hayırlı işlere ve ibadetlere sonsuz nimetleri ihsan edecektir. Peygamberine tabi olmayan, İslamiyet'i beğenmeyenlere de sonsuz azap yapacaktır. Nisa suresinin 172. ayet-i kerimesinde mealen Muhammed Aleyhisselam'a inanıp ahirete yarayan işler yapanlara Allah-u Teala vaat ettiklerini verecek ve ayrıca çok ihsan yapacaktır. Allah-u Teala'ya ibadet etmeyi, yani Muhammed Aleyhisselam'a itaat etmeyi aşağılık, gericilik sanıp kendilerine asrı ve münevver diyerek büyüklük taslayanlar çok azap olanlara çok azap edecektir. Kendilerini herkesten üstün sanan bu kafirleri cehennemden kurtaracak bir yardımcı Allah-u Teala'dan başka bir kuvvet sahibi bulunmayacaktır. Niçin böyle sonsuz azap yapacağını Allah-u Teala bilir. İnsanların kısa akılları bunu anlayamaz. Dünyada yapılan cinayetlere de çeşitli cezalar emredilmiştir. Bunların sebebini ve hikmetini hiçbir insan anlayamaz. İşte böyle geçici, kısa bir zamandaki küfre karşılık sonsuz cehennem azabı edecektir. Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini ve İslamiyet'in hükümlerinin hepsini akla uydurmaya, akla beğendirmeye kalkışan peygamberlik makamının derecesini anlamamış olur ve inanmamış olur. Böyle İslamiyet'i akıl ile, felsefe ile izaha ve inandırmaya çalışan kitapları okumalıdır. Vesselam.